Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Dayeni köyündeyim bugün. Yanımda Mustafa abim var. Bu arkadaşımız daha önceden Neholand TT55B vardı kendisinde. Ve şimdi Neholand T580B aldı arkadaşlar. Önceki traktörüdeki artı ve eksileriyle, yani yeni traktöre geçiş dönemindeki durumları ve bu traktöre neler umdu, neler buldu, yani memnun oldu mu, olmadı mı, detaylı bir şekilde Mustafa abiye burada soracağım. Başlayalım yavaş yavaş. Mustafa hoş geldin mesela öncelikle. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi daha önce TT55B vardı sende. Evet, doğrudur. Bu TT55B... TT55B değil, TT55'in tarla tipi. TT55 normal, tarla, düz. Tarla tipi vardı. Ne kadar, kaç yıl kullandın? 3 yıl kullandım. 3 yıl kullandın. Doğrudur. Öbür traktörden buna geçince neler fark etti, neler değişti? Sen mesela bir bahçecisin sonuçta. Evet, biz o traktörü ilk aldığımızda yani bahçe ve tarla tipi olarak da düşünemedik. Çift işimiz de fazla olmadığı için o traktörü tercih ettik. Şimdi biraz ufak tefek çift işlerimiz olmaya başladı. Artık traktörle ekipman işlerimiz olmaya başladı. Onun için bu traktörü tercih ettik. Bu traktör de şu an Neholand'ın gerçekten satış patlaması yaşamış. Aynen güzel öyle. Bir traktör. Aynen. Bunu tercih ettik. Artıları eksileri derken... ağırlık oranları biraz ondan hafif. Diğer traktör ağır, evet, bir traktör. TT55 ağır bir traktör. Bu biraz daha ondan hafif. Bir 400-300 kilo. Evet. Kaldırma kapasiteleri aynı. Aynı. Motoru aynı. Motor 55 beygir aynı. Motor süper bir motoru var. Seri, evet. 1, seri 2, çekiş 10 numara bir motor. Evet. Lastik ebatı diğerine göre biraz 380 onlar. Bu 340. Orada biraz darlık var. Ağırlık ebatları ondan eksik. Yani önceki traktörün şöyle alkran genişliği, lastik ebat genişliği daha genişti. Aynen. Bu biraz daha inceltmişler. Bu biraz daha ince yapmışlar. Yani bunu 340 mi koyulmuş? 340, evet. Abi bu. 340, 85, 28. Yani 380, 370 istiyormuşmuş bu traktör. Aynen, 360 bir kere kesin olmasın. Evet. O dedin doğru. Arka tekerlekte ağırlık olayda 55 değil de 110 olaraktan olması lazımmış. Yani şu ağırlığı bir tane daha eklenseler, aynen, daha iyi olacakmış. Evet. Ben de katılıyorum ona. Ben de söylüyorum onu. Yani öbür türlü traktörü kötüleyecek bir durum yok. Alçaklık 10 numara. Evet, bahçe için. Şatol olması, mekanik şatol olması. Tabii TT55B'de yok yani. Aynen, onlarda yok. 55B'de de yok. Tarla tipinde de yok. Tarla tipinde de yok. Sadece 65'lerde var. Hı-hı. Bu traktöre güzel bir özellik katmış. Ha, 480'le kıyaslanır, evet, mı? Kıyaslanmaz. 480'ler artık yani biraz daha motor açtırma, böyle bir düzen gerekiyordu. Bunda da öyle bir şey yok. Evet. Ön ağırlık olayları 5 şeylerde, TT55'lerde. Evet. 4 taneydi. Bunlar da 6 tane. Önde, öbürkünlerde 4 taneydi. Bunu 6'ya çıkartmışlar. Tane. Zaten ön kalkma zorunu zaten olmaz da. Olmuyor. Aynen. Ama yine daha da iyi olmuş durumda. Sadece arka ağırlık biraz daha eklense, bir tane, birer tane eklense daha iyi olur. Aynen. Artı olarak dijital gösterge, evet, koltuk sensörü. Birkaç daha özelliklerimiz var. Yani, evet, kullanıcıya bağlı bu traktör. Alan almayan, yani kullanıcıya bağlı ama güzel bir traktör de. Met edebilirim. Hafif işlerde mesela az bahçesi olan ya da az dediğim yine 100 dilim üzerindeki yeri de işler yani bu. İşler kesinlikle. Rahat. Yaptığı yolu şu an görüyorsunuz tesviye küreyle. Yani, evet, bunu da hani güzel bir kepçenin yaptığı gibi bir yol yaptı yani. Yani daha ne yapsın değil mi? Yani aynen. Alçaklı. Peki alt açıklı mı? Oturduğu yer falan. Sen bunu ne kadar kullandın? Şu kadar yeni bu traktör. Bir aylık bir traktör. Aynen. Daha çifte falan koşmadın. Yok. Hiçbir ekipman takılmadı. Sadece bugün tesviye küre takıldı. Öbür TT55'ten kullanımı nasıl gördün? Mesela vites geçişlerini, direksiyon turu nasıl mesela öbürkünden? Direksiyon turu kesinlikle öbürkünlerden fazla. Öbürkünlerin ön teker olayı biraz daha yüksek, evet, olduğu için direksiyon turu düşüktü. TT55'te direksiyon turu daha az. Aynen. Bunu da yükseltmişler. Bunda fazla. Fazla. Tur olaylı fazla. Alta çıktı, onun biraz daha yüksekti. Evet. Herhangi bir dereden, yüksek bir yerden geçerken öyle askıda kalma olayın olmaz. Bunda oluyor mu? Bunda olabilir. Olabilir. Ya bunun askıda kalması şöyle bir salınma daha mı az diğerine göre? Aynen şu teker salımı biraz daha diğerine göre az. Onda biraz daha fazla. Fazla. Aynen. Ama altı yüksek olduğu için, dingil altta olduğu için biraz payı fazla. Aynen. Bunun payı az mesela. Şurada bir payı var. Burada, aynen, görebiliyor musunuz? Benim de bahsettiğim yani normal böyle büyük bir dere, yani geçilmeyecek bir yer. Yani o şekilde bir yer. Ama normalde bu traktör çoğu bir yerden kolaylıkla geçebilir. Geçebilir. Peki daha başka fren yönden nasıl gördün diğer traktöre göre? Frenleri tutmada sıkıntı yok. Sadece arka tekerler biraz hafif olduğu için. Evet. Ani frenlerde biraz kızaklama yapabiliyor. Bir de bunlar da önlerde 4x4 olmadığı için. Yani 4x2'deyken sadece arkalar tutuyor. Yani. 4x4'teyken, evet, 4'ü, evet, beraber tutuyor. Yani 4x2'deyken normalde bir fren bastığınızda eniş veya böyle hafif malzemeli bir yerde, hı-hı, ufak tefek kızaklamalar yapıyor. Hı-hı. Ama diğer türlü 4x4'lerden bir problemimiz yok. Evet. Kaldırma kapasitesi hidrolik olaraktan da
bir sıkıntımız yok şu an. Tabii daha da çok kullanmadık. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. Şu anda yaptığımız tesvih küreyle bir bu iş. Daha kaldığımız kapasite olaraktan bir pulluk, bir ekipman takmadık. Ya yeterli olacağını düşünüyorum. 2200 kilogram yeterli olacağını yani düşünüyorum. Yani TTL5 de zaten aynı. Yani. Onlar aynı güç olaraktan. Alçaklık olaraktan, kullanım olaraktan, power shot, şey, mekanik shuttle. Göstergesiyle tabii bunlarda dijital gösterge var. Buna kilometresinden tutun. Güzel bir gösterge yapılmış yalnız. Peki koltuk sensöründe bunlar bazıları diyor ağır geliyor, çabuk ötmeye başlıyor falan diyor. Mesela çok zıplama aynen, durumlarında. Aynen. Sende oluyor mu böyle? Koltuk sensörü biraz ya ayarı bizde şey sıkıntı var ya da yani müşürünü falan bir şeyler ayarlamamız lazım. Çünkü hafif geldiğinde koltuğun şurasına oturduğunda evet. O ağırlık tam bu oran olarak buraya basmadığında istop edebiliyor. Anladım. Ama buradan kontrol olarak indiğinde bunu yapmıyor. Şu düğmeye basıldığında aynen. kontrol onu, iniş oluyor. Kontrol iniş oluyor, onu yapmıyor. Ama normalde sen bu traktörü çalışırken buradan indiğinde istop ediyor. Veya da buradan ayağa kalktın, bir şeye bakıyorsun, herhangi bir yere iş yaptın. O zaman bu traktör istop ediyor. Evet. Yani bunu bir fabrika bir özellik olarak çıkarmış ama herkes için iyi olur mu bilmiyorum. Ya onu fabrika değil, genel güvenlik sertifikasına göre 2021 Nisan ayından sonra bütün traktörlerde mecbur olacak olması artık. Gereken bir şey. Yeni üretilen. Yani bunu... Ne yapar diye geliştirebilirler. Koltuk ona göre bir düzenleme yapılabilir ama bu mecbur artık. Bütün traktörlere koyulacak. Olması gereken değil mi? Evet. Kuyruk bilinle hakkında düşüncelerim var. Bunlarda biraz farklı bir durum kuyruk var. Bil, evet. 540 ekonomi. Evet. İki çift. 480'lerde sadece 540'tı. Evet. Bunlarda 540 ekonomi olduğu için daha kullanmadım ama faydası olacağını düşünüyorum. TT55'te de var aynı şekilde. 540 ekonomi. Aynen aynen. TT55'te de mesela ilaçlama olarak da kullandık ama bunu daha kullanmadık. İnşallah ileriki günlerde kullanacağız. Faydası olacağını düşünüyorum. Bir de diğer tarafta akü şarterimiz var. Evet. O da bir artı bir özelliğimiz. Yani şurada akü şarterimiz kullandığımız ve kullanmadığımız zaman bunu kapattığımızda. Evet. Tam ben. Kapattığımızda traktörümüz çalışma imkanı yok. Evet. Akü üzerinde bir şey güç tasarrufu kaybetmiyor. Aynen. Uzun yolculukta çıktı, seyahat çıktınız mesela. Aynen. Kapatıp gidebilirsin yani. Yani o olayları güzel. Başka buyur seni dinliyorum. Frenlerimiz 4x4'te sıkıntı yok. Ondasın. 4x2'de yani yine de problem yok ama hafif böyle sert frende tekerlerde ufak bir kızaklama oluyor. Sıplama yapıyor. Aynen oluyor. Haf olduğu için. Aynı bir oğlum canım. Sıplama yapıyor. Bu sefer de sirkeleme yapıyor. Tabii kayıyor. Aynen. İster istemez yapar. Debriyaj olayımız evet. TT55'e göre çok yumuşak ve şey kullanışlı. Öbürkü daha biraz öbürü daha mı sert? Biraz daha sertti. Ha askı pedal değil tabii. Evet. O askı pedallı. Onun şeyleri askı pedal, fren ve debriyaj şeyi. Hı-hı. Bu normal aşağı ama yumuşak güzel. Bir şey diyeceğim Musa abi. Bununla biraz mesafe arası uzaklığından var. Bahsediliyor. Var. Aynen. Ben de onu değinebilirim. Ayağım bunu yetmediği zaman oluyor. Yani şuraya kadar basıp da tam dibe yetiremediği zaman oluyor. Ama koltuk İleri geri ayar yaparsan o kurtarır mı bilmiyorum. Bununla ilgili bir arkadaş çözüm bulmuş. Şuradan kestirmiş. Biraz daha buraya bir parça koymuş. Bunu biraz da yukarı uzatmış. Olabilir. Olabilir. Yapılabilecek bir şey. Yani sağlam bir şekilde yapılırsa olur ama normalde ben tavsiye etmiyorum tabii orijinali bozulması. Öyle asıldı mı bıraksa bu sefer direksiyon. Yani koltuk mesafesi ayarı var bunun ama tabii direksiyon değme olayı olur mu bilmiyorum. Çok da öne geldiğinde bu sefer de direksiyonun aradaki mesafe yani, kullanışsız olmaya başlar. Zor mu? Buyur. Öbür künde 4x4 buradan mekanik şuradan bastırmalı ve çekmeliydi. Evet. Bundan oradan yani şu kolla yapmışlar. Evet. Bu yani biraz daha ona göre nazaran iyi ama düğmeli değil tabii de tabii. Ona nazaran biraz daha iyi. TD 4.65'lerde düğmeyle başladı artık. Aynen. Daha ama fiyatı yüksek yani sonuçta. Aynen aynen. O traktörlere yetişemiyoruz. Hı hı. Şimdi 200-210 bin gibi bir fiyat istiyorlar bunlara. Buna bu, ne kadar mal oldu? Bu traktör Eylül ayında bana 120 bin, 115-120 bin lira mal oldu. Hı hı. Ama şu anda galiba arkadaşlar aldı 140-145 binden bahsediyorlar. Yine traktör istediğin zaman gelmiyor. Ne kadar bekledin? Bayağı bekledik herhalde Mustafa abi. Tabii bekledim. Eylül 4 ay mı 5 ay mı ne bekledik abi? Evet, bayağı yani beklendi. Bayimizde de biraz sıra yoğundu, talep çoktu. Evet, çok fazla talep var. Burası biraz bahçeciliğin fazla olduğu bir nokta. Aynen, aynen. Onun için talep de bu traktör özellikle yani patladı ya. Aynen, aynen. Satış patlaması yani sıra dediğimiz gibi 2 ay, 3 ay bekleyen, 4 ay bekleyen var. Bekleyen halen daha var yani. Benden bir ay sonra yazılıp da traktörü gelmeyen arkadaşlarımız var da. Aynen öyle. Yani traktörü bekleyen arkadaşımız çok. Koltuğunu beğendin, oturması falan. Öbürküne göre. Koltuk rahat. Koltuk rahat. Güzel. Koltuk rahat. Olarak güzel. Vites olaraktan yine de güzel. Kullanımı falan şeyi güzel. Shuttle olması ayrı bir avantaj. O evet. Daha güzel. Evet. Alçaklığı bahçe için güzel. Shuttle'ın geçişini beğendim mesela. Sert diyorlar, güzel. Yumuşak hayır, diyor. Değil. Kesinlikle değil. Tamam. Shuttle'ın ileri geri güzel. Yumuşak ve iyi. Aynen. Debriyajı bastığın sürece güzel. Yani tabii debriyajı tam bastığın sonra. O arabada da aynı geçerli. Tabii canım.
Vallahi traktörümüzün yaptığı iş bu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Traktör bu. Yaptığı iş bu. Evet. Yani 1000 dönüm tarlayı tabu traktör işlemez. Onu bayağı büyük traktör işlemiyor. Yani çok büyük bir traktör gerekir. Evet. Ama bizim buralarda yakıt olarak da bu traktörden çok iyi diyorlar. Ama biz daha az kullandığımız için şu anda daha yakıtın bir şey diyemiyoruz. Ama en çok talep olan zaten 50 beygir ile 70 beygir arasındaki traktörler satılıyor tabii, zaten. Tabii aynen. Bu da nokta atışı gibi. New Holland T5480'den sonra bunu çıkarınca sanki dediğim gibi nokta atışı gibi vurdu. Ve çok güzel satışı da bu sebepten yaptı, sağladı yani. Çünkü göstergesi falan çok fonksiyonlu. Kilometre hızına dahil gösteriyor yani. Aynen akü voltajını hepsini gösteriyor. Evet evet. Yani modern bir traktör. Onun için bu traktörü özellikle üstüne baskı basmak istiyorum. Kullanışlı. Yakıtı iyi. Evet. Diğer traktörün nasıldı Musa abi? Vallahi yakıtı öncelikle bir 400 saate kadar falan o traktör biraz yakıt yüksekti. Ondan sonra oturdu. Yani güzeldi, gerçekten güzeldi. Yani bir ortaklardan bu köye 30 liraya, bilemedin 40 lira gitmiyor da 30 lira romokla gelip gidebiliyorduk. 30 kilometre. 30 kilometre mi? Yani vardır. 30-34 kilometre vardır. Evet. O yolu romokla gelip git, bir 30 lira gelip gidiyoruz. Bunu şimdi ilk yeni geldi. Tamam sıkıdır motor ama belki biraz aklında şey vardır. Onun gibi mi yakacak, ondan biraz az mı yakacak? Vallahi nasıl gördün? Az yakacak gibi geliyor Nedim abi. Değil mi? Yani az yakacak gibi geliyor. Çünkü koyduğum mazota göre, gittiğim yola göre. Mesela şurada bahçem var benim, oraya gidip geldim. O traktör 150 lirayla diğer bahçeye 5 sefer gidiyordu. Bu budamaya falan geldik. 6-7 sefer gidecek gibi görünüyor. Çünkü ama daha traktör yeni bir traktör. Hem yeni traktör, diğerine hafif bir traktör. Bir şanzımanları biraz da farklılık var. 8'leri 8 geri şanzıman var. Yani ister istemez bu ondan az yakacağını ben düşünüyorum. Aynen. Şahsen. Aynen. Aynen. Ağır traktör her zaman fazla yakacak. İster istemez fazla yakacak. Tabii onların jardişisi var dışarıda. Bunda jardişisi var içeride. Aynen o içeride. İçeride. Fark orada. Kullanışlı bir traktör son olarak. Hidrolik romok kaldırdık dün ilk defa. Hı-hı. Yeni bir romok aldık uçsan romon. Onu kaldırdık. Hı-hı. Yani ya romon yenile ya da bunun hidrolik kaldırmanla romo kaldırıp o bindiriyor. Seri kaldırıyor yani çok hızlı. Süper. Çok süper. Dün ilk defa denedik. Romokla alakalı değil. Motorla mı alakalı? Doğrudur. Bence. Romo anında dikip indirebiliyor. Çok süper indiriyor. Hızlı. Yani. Seri ondan basıyor. Aynen. Damper çıkışları hızlı basıyor. Yağ da yeni falan olduğu için belki olabilir. Yok yok onunla alakalı değil. Zaten bunun sistemi varsa nasılsa odur zaten. Alacak olan arkadaşlara tavsiye ederim. Tabii evet. Yapacakları, kullanacakları yere göre bağlı bu iş. Evet. Ben traktörümden şu anda memnunum. Ufak tefek diğer traktöre göre artıları eksileri var. Bu muhtemelen olacaktır zaten. Her traktörden muhakkak. Yani ona göre bir artı eksi olur. Peki servis geldi bunu tanıtımını yaptı mı size? Evet. Davranışlar iyi miydi servisin? Evet, evet. Servis geldi tanıtımını yaptı, bıraktı, teslim etti. Daha sonra servis yetkilileri geldi traktörü nasıl kullanacağını, neyi nerede, çatalın nerede geçeceğini, vitesi nasıl olacağını, neyi nerede yapmamız gerektiğini anlattı yani. Anlattı. Servis olarak da memnunuz. Güzel. Bir saniye sıkıntı yaşamaz yani bir aylık bir traktör bir en ufak bir hissettin mi bir şey var mı? Bir arızamız bir sesimiz bir şeyimiz yok. Zaten Mustafa abi çok titiz birisi. Yani. En ufak bir şey varsa zaten o servisin başını ağrıtır yani. Kesinlikle kesinlikle. O servisin başı ağrır bayağı abi. Kesinlikle kesinlikle öyle bir şey olduğu zaman telefon durmaz. Çok teşekkürler Mustafa abi. Hayırlı olsun tekrar tekrar. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.